parçadan numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci cümle nesne ve yüklemden oluşmuş birleşik cümledir. Söylüyorsunuz yüklem. Kim? Siz. Siz ne söylüyorsunuz? Buradan çıkmak istediğinizi neyi söylüyorsunuz? Bu nesnedir. Bakın nesne ve yüklemden oluşuyor. Ve çıkmak isim fiil. istediğinizi sıfat fiildir. Yüklemin dışında fiilimsiler olduğu için yapı bakımlarında birleşik bir cümledir. E, verilen bilgi doğru. İkinci cümlenin yüklemi geçişli ve etken bir eylemdir. Biliyor musunuz? Yüklemimiz. Evet. Yani L ve N yapım ekini almamış. Siz biliyor musunuz? E, dolayısıyla özne belli. Etken. Onu biliyor musunuz? Oluyor. Geçişli. Zaten burada tamamı yüklemin dışındaki sözcüklerin tamamı nesnedir. belirtin nesnedir. E, nesne alabilen bir eylem. Geçişli eylem. Doğru bir bilgi. Üçüncü cümle. Öznesi sıfat tamlamasından oluşan olumsuz at cümlesidir. Şimdi sizin oturabileceğiniz bir yer değil bu cümlenin yüklemidir. Değil, olumsuzluk anlamı katıyor. Doğru, olumsuz bir cümle. E, Yüklem fiil değil, at cümlesi. Ve öznesi de o bölgedir. Şimdi buradaki o sıfat olduğuna göre, işaret sıfatı olduğuna göre o bölge bir sıfat tamlamasıdır. Yani öznesi sıfat tamlamasından oluşan olumsuz at cümlesidir. Bilgi doğru. 5. cümlede nesne içerisinde belgisiz sıfat ve belgisiz zamir yer almıştır. Şimdi bulamazsınız yüklem, kim siz gizli özne, nerede orada dolayı tümleç ne bulamay bulamazsınız tutunabileceğiniz bir hiçbir şey bu cümlenin nesnesi. Şimdi nesne de deniliyor ki belgisiz sıfat ve belgisiz zamir var. Şey belgisiz zamir, hiçbir de belgisiz sıfat. E, verilen bilgi doğru. Dördüncü cümlede yer yön zarfları kullanılmıştır deniyor. Bu bilgi yanlış. Burada yer yön anlamı yukarısı sözcüğünde var ve yer yön sözcükleri eğer çekim eki almışsa zarf olamaz. Burada da çekim eki almıştır. Bu sözcük isimdir. Yer yön zarfı değildir. Cevabımız D seçeneğidir. Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi yanlıştır? Bulunma durum eki almış işaret zamiri vardır. Evet, bu doğrudur. Burada sözcüğü işaret zamiridir ve bulunma durumu eki yani dedayı almıştır. Birleşik yapıda eylem kullanılmıştır. Bu da doğru. Hüküm sürmek bir deyimdir. Anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Üstünlük belirteci de bulunmaktadır. O da aşırı sözcüdür. Şimdi nasıl ışık parlak ışık? Parlak niteleme sıfatı. Ama ne kadar parlak? Aşırı parlak. Burada aşırı sözcü bir sıfatı derecelendiriyor. Bu bir üstünlük belirtecidir. Ve bu cümle bir sıralı cümledir. Çünkü iki tane yüklemi var ve noktalama işaretiyle birleştirilmiştir. Her iki yüklemde geçişli eylemdir deniliyor. İşte bu yanlış. Tamam kaçırmıştı geçişli ama sürüyordu geçişsiz. Çünkü nesne alamaz. Yani onu sürüyordu olmaz. Cevabımız E seçeneğidir. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bağ eylem kullanılmıştır. Evet bu doğrudur. Çünkü vurunca bir bağ eylemdir. Zarf fiildir. Vurmaktan vurunca sözcüğü türetilmiştir. Edat bulunmaktadır. Evet bu da doğru. E doğru bir edattır. Tüm yüklemler geniş zamanla çekimlenmiştir. Bu da doğru. Açarım geniş zaman kurur, geniş zaman ölür. Geniş zamanla çekimlenmiş eylemlerdir. Hem yapım eki hem de çekim eki almış sözcük yoktur. Bu da doğru. Burada yüklü sözcü var örneğin. Yapım eki almış ama çekim eki almamış. Tüm eylemler geçişsizdir. İşte bu yanlış bir bilgi. Çünkü eylemin biri geçişli. O da açarım sözcüğü. Bakın kapını açarım. Zaten nesne almış. E bu bilgi yanlış oluyor otomatikman. Çünkü bir tanesi geçişli. Cevabımız B seçeneğidir. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlenin yükleme edilgen çatılıdır. Yani sözde öznesi olacak. Yüklemde L veya N yapım eki olacak. Bakalım yüklemimize söylenmiştir. Evet bu yapım eki var. Söylenen ne? İstanbul hakkında çok şey. e Dolayısıyla söyleyen belli değil. Bu edilgen çatılı bir yüklemdir, eylemdir. İkinci cümle iç içe birleşik cümledir. Yani cümle içinde bir başka cümle olacak. Alıntı cümleler yapıldığında oluyor. Bakın cümlenin içinde burada bir cümle daha var. Evet iç içe birleşik cümledir. Üçüncü cümle girişik bileşik cümledir. Yani yüklemin dışında fiilimsi olacak. Burada yüklemimiz var. Yüklemin dışında fiilimsiler de var. Örneğin övmek gibi isim fiildir bu. Alacak var. Sıfat fiildir. Korumak var. isim fiil. Geliştirmek var. isim fiil gibi. Yüklem artı fiilimsiler olduğu için girişik bileşik bir cümledir. Dördüncü cümle basit yapılı bir cümledir. Yani sadece yüklem olacak. Başka yargı bildiren ifade olmayacak. İşgal ediyor yüklem. Fiilimsi yok. Başka yüklem yok. Evet doğru bilgi. Tüm cümlelerin yüklemleri çekimli eylemdir diyor. Şimdi birin söylenmiştir. Söylenmek eylem. İkinin hatırlatabiliriz. Hatırlatabilmek eylem. Doğru. Ama üçün yüklemi gerekli sözcü. E, gerekli bir isim. Çekimli eylem değil. İşgal etmek de eylem. Yani üç numara bu bilgiyi yanlış konuma düşürüyor çünkü tüm cümleler değil. Geneli deseydi olurdu. Çünkü 3 numaralı cümlenin yüklemi çekimle değil, isim. Cevabımız E seçeneğidir. Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İnsan yapısı gereği sosyal olaylarda belirli bir düzen arar, çevresindeki kişilerden kararlı ve tutarlı davranışlar bekler. Bağımlı sıralı cümledir. Evet, bu doğru. Şimdi öncelikle arar bir yüklem, bekler diğer yüklem. Kim arar, kim bekler? İnsan. Özneleri ortak olduğu için bu sıralı cümle bağımlı sıralı cümledir. Her iki yüklemde geçişli eylemdir. Yani nesne alabilen eylemdir. Onu arar, onu bekler. Evet ikisi de geçişli eylem. Sıfatlaştıran ki kullanılmıştır. Evet de ikinden sonra gelen ki key, sıfat ki'sidir. Çevresindeki kişiler hangi kişiler? Çevresindeki kişiler buradaki ki key, sıfatlaştıran kiidir. Niteleme ve belirtme sıfatı almış ad vardır. Bu da doğru düzen isimdir, addır. Nasıl düzen? Belirli düzen. Bu niteleme sıfatı. Buradaki bir de herhangi bir anlamındadır. E dolayısıyla belgisiz sıfattır ve belirtme sıfatıdır. Hem niteleme hem belirtme sıfatını almıştır. Fiilimsi bulunmaktadır. İşte bu söylenemez. Çünkü burada fiilimsi yok. Cevabımız B seçeneğidir. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde soru yükleme buldurmaya yönelik değildir. Sınav ne zamanmış? Şimdi ne zaman soru anlamı taşıyan ifadedir ve ek eylem almıştır. Cevapta da ek eylem olacaktır. Yani yükleme buldurmaya yöneliktir. O güzel insan şimdi nerede? Aslında nerededir? Burada soru anlamı taşıyan kelime... Ek eylem geniş zaman anlamını üzerinde barındırmaktadır. Dir getirebiliyoruz. E cevapta da, da olacaktır. Dolayısıyla yine yüklemi buldurmaya yöneliktir. Buraya gelirken kime uğradın? Kime sorusu dolayı tümleci verir bize. Yüklemi değil. O yüzden önce üç işi ayetleyelim. Az önce buraya gelen kimdi? Bakın yine soru anlamı taşıyan kelime de ek eylem var. Yine bize yüklemi bulduracak. Arkadaşım bugün nasılmış? Yine soru anlamı taşıyan kelimede ek eylem var. Yüklemi bulduracak. Kimi görmeyi daha çok istiyorsun? Bu da bize nesneyi bulduracak. 3 ve 6'yı işaretleyeceğiz. Cevabımız C seçeneğidir. Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Eylemden türemiş ad vardır. Yetişkin sözcüdür. Yetmekten yetişmek, yetişmekten yetişkin. Bakın yetişmek fiildir. Buradaki kin fiilden isim yapım ekidir. Yani eylemden türemiş bir addır yetişkin. Birleşik yapılı eylem bulunmaktadır. O da dikkatini çekmek. Dikkatini çekmek anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Edat ve bağlaç kullanılmıştır. Bu da söylenebilir. Kadar edattır. Buradaki ayrı yazılan de de bağlaçtır. Edat da var, bağlaç da var. Kurallı bir eylem cümlesidir. E, dikkat çekiyor cümlenin yüklemi. Yüklem sonda kurallı. E, dikkat çekme, fiil, eylem, e, eylem cümlesi, kurallı eylem cümlesi doğru. Belirtili ad tamlamasına yer verilmemiştir. İşte bu yanlış çünkü verilmiş. Yetişkinlerin dikkati. Bakın burada tamlayan eki var. Yetişkinlerin tamlayan dikkati ise tamlanandır. Bu bir belirtili isim tamlamasıdır. Cevabımız A seçeneğidir. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Genç yaşta yazı hayatına başlayan yazar birçok kitap yayımlar. Bunların en önemlisi elinizde bulunan eser. Şimdi belirtisiz ad tamlaması var. O da yazı hayatı. Çünkü tamlaya ne kalmamış? Tamlana ne kalmıştır? Tamlayanı ile tamlananı arasına sözcük girmiş belirtili ad tamlaması da vardır. O da bunların önemlisidir. Bakın buradaki en sözcüğü araya girmiştir. Tamlayanı zamir olan belirtili ad tamlaması. Bakın bunların önemlisi derken bunların zaten tamlayan. e Dolayısıyla aynı tamlamayı ona da örnek gösterebiliriz. Tamlayana düşmüş belirtili ad tamlaması. Sadece tamlanan olacak yani iyilik eki olan sözcük olacak. Eliniz, sizin elinizdir bu. Tamlayan düşmüştür, kullanılmamıştır. E bu da yine vardır. Zincirleme ad tamlaması ise yoktur. Bakın yazı hayatı belirtili isim tamlaması. Bunların önemlisi belirtili isim tamlaması. Başka da bir isim tamlamamız yok. Cevabımız A seçeneğidir. Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İki ögeli kurallı cümledir. Evet bu doğrudur. Çünkü yüklem gerekir sözcüğü sonda kurallı. Gerekenle bu kitaptan yararlanacak öğretmen ve öğrencilerin bazı önemli noktalara dikkat etmesi. Bu da özne. İki ögesi var birleşik yapılı bir eylem cümlesidir. Bu da doğru. Yüklemin dışında fiilimsi var. Bakın burada isim fiil var. Burada da sıfat fiil var. E, dolayısıyla farklı türde eylemsiler vardır. Bu da doğru. Niteleme ve belirtme sıfatlarını birlikte almış ad kullanılmıştır. Bu da doğru. Nokta isimdir, addır. Nasıl nokta? Önemli nokta. Bu niteleme sıfatı. Buradaki bazı ise belgesi sıfattır. Yani belirtme sıfatıdır. Yüklemi geçişli eylemdir. İşte bu yanlış bir bilgi. Neden yanlış? Çünkü gerekir, onu gerekir olmuyor. Gerekmek fiili geçişsiz bir eylemdir. Nesne alamaz. Cevabımız C seçeneğidir. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İkinci cümlenin yükleme edilgen bir eylemdir. Sağlanıyor. Bakın burada edilgenlik eki var. Peki sağlanan ne? Ne komut verilerek insanın bir şeye odaklanması, e, bu kendi kendine sağlanamaz, sağlayan belli değil, sözde özne var, e, edilgen bir eylemdir. Doğru. Üçüncü cümlenin yüklemi anlamca kaynaşmış birleşik eylemdir. Şimdi ele geçirmek, ele geçirilmek, bunlar anlamca kaynaşmış birleşik eylemdir. Çünkü deyimler bu kategoriye giriyor. E, dolayısıyla bu da doğru bir bilgi. Dördüncü cümlenin nesnesi bir sıfat tamlamasıdır. Dördüncü cümlenin yüklemi kullanabiliyor. Kullanabilen kim? Art niyetli kişiler özne. Neyi kullanıyor? Bu yöntemi. Bakın bu nesne ve buradaki bu işaret sıfatı olduğuna göre bu yöntem sıfat tamlaması. Nesne sıfat tamlaması doğru. Beşinci cümlede basit türemiş birleşik yapılı sözcükler kullanılmıştır. Evet bu da doğru bir bilgi. Şimdi hipnoz basit, kişi basit ama edilen türemiştir. Çünkü etmekten edilmek, edilmekten edilen yapımekleri almış, verilen türemiş, vermekten verilmek, verilmekten verilen. E birçok birleşik yapabilir de birleşik. Hem basit var, hem birleşik var, hem türemiş var. Doğru. Birinci cümle nesne ve yüklemden oluşmuş bir at cümlesidir diyor. Evet, at cümlesi. Yüklemimiz derin ve bir o kadar da hassas bir konu konudur. Bu cümlenin yüklemi Peki ne bu konu? Hipnoz tedavisi de özne. Bakın bu zaten bir isim cümlesi. At cümlelerinde nesne olmaz. Çünkü nesne eylemden etkilenen ögedir. E, otomatikmen e, cümlenin yüklemi eylem olmadığına göre e, burada nesne de olmaz. Özne ve yüklemden oluşmuştur bu cümle. Cevabımız A seçeneğidir. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? Oluşur yüklem. Oluşan ne? özne. Neden oluşur? Neyden oluşur? Dört dizeden dolaylı tümleç. Neyden diye sorduğumuzda dolaylı tümleç. Neden diye sorarsak zarf tümleci oluyor. Şimdi özne, dolaylı tümleç, yüklem. E oluşmak fiil, eylem cümlesi. eylem mi doğru? İkinci cümle yalnızca yüklemden oluşan bir at cümlesidir. Şimdi halk edebiyatının bir nazım biçimidir. Halk edebiyatının nazım biçimi zaten zincirleme isim tamlamasıdır. Bölünemez. E, tamamı bir ögedir. Tek ögedir. Yüklemdir o da. Üçüncü cümlede edat ve bağlaç kullanılmıştır. Şimdi üçüncü cümleye bakıyoruz. Bakın buradaki ile edattır. Buradaki ve de bağlaçtır. Buradaki ile de edattır. E özgü de yine edattır. Onu söyleyelim. Dördüncü cümle nesne ve yüklemden oluşmuş kurallı bir cümledir. Şimdi vardır yüklem. Var olan ne? Değişik biçimleri özne. E özne ve yüklemden oluşuyor. Nesne ve yüklemden oluşmuyor. Buradaki var isim e i̇sim cümlelerinde zaten nesne olmaz. Tamam kurallı ama özne yüklemden oluşuyor. Cevabı bulduk. Beşinci cümlenin yüklemi edilgen bir eylemdir diyor. Edilgen eylemlerde L ya da N yapım eki olur. Bakın burada var. Dile aktarılır. Dilden dile aktarılır. Burada yüklemde var. Peki dilden dile aktaran kim? Belli değil. Yani özne sözde özne. O zaman edilgen bir eylem. Doğru bir bilgi. Cevabımız D seçeneğidir. Bu cümlede numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yapım ve çekim eki almış addır deniliyor. Bu doğru. Öğrenim isimdir. Öğrenmekten öğrenim. Yapım eki almış. Buradaki iyelik eki yani çekim eki. Buradaki de de bulunma durum eki. Çekim eki. Hem yapım eki hem çekim eki almış. Ve de isim. Doğru. İkincisi gelecek zamanda çekimlenmiş eylemdir. Hayır. Çünkü buradaki ecek sıfat fiil ekidir. Nasıl başarı? Gösterilecek başarı. Sıfat görevinde kullanılmıştır şahıs anlamı taşımıyor. Buradaki ecek ki peki değil. Dolayısıyla çekimlenmiş eylem değil. Cevabı bulduk ama diğerlerine de bakalım. Eylemden türemiş addır. Şimdi baştan başarmak olmuş, başarmaktan başarı olmuş. En sonda eylemden yapım eki alarak isim olmuştur. Türemiş addır. Doğru bilgi. 4. Belirtme durum eki almıştır. Neyi oluşturur? Adımı oluşturur. Neyi kimi sorusuna cevap veren sözcüğün sondaki ı belirtme halekidir. Zaten onun anlamında değil. Onun anlamına gelseydi o zaman iyilik eki olurdu. Birden fazla yapım eki almış eylemdir deniliyor. Oluşturur için olmaktan oluşmak, oluşmaktan oluşturmak. Evet iki tane yapım eki almış. Cevabımız B seçeneğidir. Bir sözcüğün yanlış anlamda kullanılması anlatım bozukluğuna neden olur. Aşağıdakilerden hangisinde böyle bir anlatım bozukluğu vardır? Sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklı anlatım bozukluğu arıyoruz. Bu B, C, D ve E seçeneklerinde yok. A'yı okuyalım. Trafiğin yoğun olduğu yollarda yaşanan karmaşa yağışlı havalarda daha da yükseliyor. Şimdi bakın, karmaşanın yükseldiğinden bahsediliyor. Karmaşa yükselir mi? Hayır, karmaşa artar. Burada yükselmek kelimesi yanlış anlamda kullanılmıştır. Yaşlı havalarda daha da artıyor. Demek daha mantıklı cevabımız A seçeneğidir. Cümle içinde aynı anlama gelen kelimelerin gereksiz olarak bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna neden olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu durumu örnekleyen bir anlatım bozukluğu vardır? Öğretmen benim değil senin ödevini çok beğenmiş. Burada tamlanan eksikliği var. Benim ödevimi değil, senin ödevini çok beğenmiş şeklinde düzeltilmelidir. Programda 5 birbirinden güzel sesi olan sanatçımız yer, alıyor. Burada 5 sözcü sanatçıdan önce getirilmeli. Birbirinden güzel sesi olan 5 sanatçı şeklinde düzeltilmeli. Ama aynı anlama gelen kelimelerin kullanılmasından kaynaklanan bozukluğu değil. Biz onu arıyoruz. Aydın ve ben bu akşam sinemaya gidiyorum değil, gidiyoruz. Burada özne yüklem uyumsuzluğu var. Bunu da eledik. Yolculuğumuzun son gününde hepimiz yorgun düşmüştük. Yine özne yüklem uyumsuzluğu var. Bu sporcu her türlü şart ve koşul altında çalışmayı bilmelidir. E şart ve koşul aynı anlama geliyor. İkisinin birlikte kullanılması anlatım bozukluğuna neden olmuş. Biri çıkarılmalı düzeltmek için cevabımız C seçeneğidir. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi çıkarılırsa cümlenin anlamında bir daralma ya da bozulma olur? bir numarayı çıkardığımızda bir daralma ya da bozulma olmaz. Çünkü gençliğim diyoruz. Burada benim anlamı var zaten. Ailemle ilişkilerim dediğimizde zaten olan anlamı var. Olan kelimesi burada gereksiz kullanılmış. Sevgi de hemen yanında gelirdi. Burada zaten yanında diyor. Onun yanında onun anlamı var. O yüzden onun kelimesi çıkarıldığında bir daralma ya da bozulma olmaz. E, Yeni nesil dediğimizde aslında bu yetişmiş olan nesildir. Yetişen sözcüğünü de çıkardığımızda anlamda bir daralma bozum olmaz. Yani bu yetişen sözcüğü olan sözcüğü gereksiz kullanılmıştır. Fakat neredeyse sözcüğünü çıkardığımızda anlamda bir daralma olur. Çünkü neredeyse çok az kaldı anlamına geliyor. Bunu çıkardığımızda anlam değişir. Silecek gibi kesin bir anlatım ortaya çıkıyor. Bu da bozulma oluyor. Anlamda değişiklik meydana getiriyor. Cevabımız E seçeneğidir. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir? Bu şiddette ilerlemiş bir hastalığı tedavi etmek için kullanılan ilaçlar başka rahatsızlıklara neden olabilir. Bakın bu şiddette ilerlemiş. Burada bir rahatsız edici bir anlatım var. Yani şiddette ilerlemiş olmaz. Onun yerine bu ölçüde ilerlemiş desek daha iyi olur. Bu ölçüde ilerlemiş bir hastalığı tedavi etmek için ilaç kullandığımızda başka rahatsızlıklar meydana gelir anlamı oluyor. E bunu düzeltmemiz için şiddette yerine ölçüde sözcüğü getirmemiz gerekiyor. Cevabımız D seçeneğidir. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişiklerden hangisiyle giderilebilir? Hayattan zevk alamamamızın nedeni çevremizdeki güzellikleri görmeyi bilme işimizdendir. Bilme işim. Bir kere burada neden denilmiş? Burada dendir dememiz yanlış olmuş ya nedeni çıkarmamız gerekiyor ya da burada neden anlamı veren ifadeyi çıkarmamız gerekiyor. E nedenle ilgili, nedeni sözcüğüyle ilgili bir seçenek sunulmamış bize. Ama bilme işimizdendir sözcüğü yerine bilmememizdir demek daha uygundur. Çünkü o zaman bu deni çıkarmış oluyoruz. İki tane neden anlamı katan ifadeden birini çıkarmış oluruz. E düzeltebilmemiz için bilme işimizdendir yerine bilmememizdir demek daha doğrudur. Cevabımız B seçeneğidir. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerin hangisidir? Önerilerinizin hiçbirine itiraz etmesem de bu kabul ettiğim anlamına gelmez. Şimdi burada virgülden sonra bir kelimenin eksikliği var. Anlatım bozukluğu nedeni bu. Neyi kabul ettiğim? Neyi diye soracağım? Önerilerinizin gelecek, olmayacak. Ya önerilerinizi demem lazım virgülden sonra ya da onları demem lazım. Yani buraya virgülden sonra bir nesne koymam lazım. Buradaki anlatım bozukluğunun nedeni yan cümlede nesne eksikliğidir. Bu fiilimsinin nesnesi yok. Cevabımız E seçeneğidir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? 1'de, 2'de, 4'de ve 5'de yoktur. Gerçek anlamda bir okumanın bu hareketlerin uyumlu olmasına bağlıdır. Şimdi bakın burada okurken kulağa tırmalayan bir durum var. Böyle olduğunda bir dil bilgisi hatası vardır bu cümlede. Özellikle eklerle ilgili bir hata vardır. Bir ek fazla ya da eksik kullanılmıştır. Burada okumanın sözcüğündeki tamlayan eki fazla kullanılmıştır. Gerçek anlamda bir okuma bu hareketlerin uyumlu olmasına bağlıdır. Bakın nasıl da düzeldi. Tamlayan eki gereksiz kullanıldığı için 3 numarada anlatım bozukluğu var. Cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? B, C, D ve E seçeneklerinde bir anlatım bozukluğu yoktur. Bu dosyanın içindeki bulunan konular hakkında bilginiz var mı? Buradaki anlatım bozukluğu bulunan sözcüğün gereksiz kullanımıdır. Burada gereksiz fiilimsi kullanılmıştır. Bu dosyanın içindeki konular dediğimizde zaten verilmek istenen mesaj tam ve etkili bir şekilde karşıya iletilmiş olur. Bulunan sözcüğü burada gereksiz kullanılıyor. Bir cümlede gereksiz sözcük kullanmak anlatım bozukluğudur. Cevabımız A seçeneğidir. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişiklerin hangisiyle giderilebilir? Her edebi eser okura uyandırdığı zengin çağrışımlarla ve her okunuşta kazandığı yeni anlamlarla değer kazanır. Şimdi okura uyandırdığı ifadesinde bir yanlışlık var. Yani buradaki yön yönelme durumu ekiyle fiilimsi birbiriyle uyumlu değil. Okura uyandırdığı değil okurda uyandırdığı olmalı. Yani düzeltmek için okura sözcüğü yerine okurda sözcüğü getirmeliyiz. Cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? B, C, D ve E seçeneklerinde anlatım bozukluğu yoktur. Bu durum toplumun tamamına yaygın olarak ortaya çıkar. Toplumun tamamına yaygın olarak ortaya çıkar. Toplumun tamamına yaygın olarak Bakın Burada yönelme durum eki bu cümleye uygun değil. Çünkü burada bir bulunma anlamı var. Yönelme yerine bulunma eki getirilmeli. Bu durum toplumun tamamında yaygın olarak ortaya çıkar. Cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Yöneticimiz apartmanın sorunlarıyla ilgili olarak bizi bilgilendirdi. Burada yok. Kişi görevlisi başını hiç kaldırmadan bilet kesmeye devam ediyordu. Burada da yok. Banka memurlarının hepsi bu ilginç adamı izliyordu. Burada da yok müdür çalışanlara bir konuşma yaparak teşekkür etti. Burada da yok. Başkan verimli çalışmaya dikkat çekerek vurguladı. Neyi vurguladı? Çalışmayı vurguladı. Verimli çalışmayı vurguladı. Çünkü çalışmaya vurguladı olmuyor. Burada bir anlatım bozukluğu var. Cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Mutfak camı dışında evin bütün camlarını sildim. Burada yok. Hava güneşli olduğu için bahçedeki çamaşırlar çabucak kurumuştu. Burada da yok. Bugün sabahtan akşama kadar ev işleriyle uğraştım. Burada da yok. Birkaç küçük iş de yarına kaldı. Burada da yok. Gömleklerin ütüsünü bitirip dolaba astım. Bu cümlede bir anlatım bozukluğu var. Bir şey eksik. Ne eksik? Nesne eksik? Neyi astım? Gömlekleri astım. Şimdi gömlekleri ya da nesne koymadığı için Dolaba astım sanki ütü, gömleklerin ütüsünü astım gibi oluyor. Dolayısıyla buraya bir nesne lazım. Bitirip sözcüğünden sonra onları ya da gömlekleri sözcüğü getirilmeli. Anlatım bozukluğu A seçeneğindedir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Şimdi A'da, B'de, C'de ve E'de anlatım bozukluğu yok. Onu söyleyelim. Beni iki seçenekten birinden birini seçmek durumunda bıraktı. Şimdi iki seçenek var. Birinden birini ifadesi burada çok yanlış. İki seçenekten birini dese yeterli. Burada gereksiz sözcük kullanımı var. Bu sebeple de cümlede anlatım bozukluğu meydana gelmiştir. Cevabımız D seçeneğidir. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişiklerin hangisiyle giderilebilir? Başkan konunun özünün aktarılmasını yoksa sürenin yeterli olmayacağını vurguladı. Şimdi konunun özünün aktarılmasını, aktarılmasını değil, aktarılması, konunun özünün aktarılması yoksa sürenin yeterli olmayacağını vurguladı. Burada vurguladığı kısım ikinci tarafta zaten ifade edilmiş. Şimdi vurguladığını yerine istediği değil, yoksa yerine V değil, yeterli olmayacağını yerine yeterli olacağını değil. Çünkü yeterli olmayacak süre, bunun aksi durumda özü aktarılmazsa yeterli olmayacak çünkü. Burada süredir, süreç değildir. Dolayısıyla A, B, C, D değil zaten. Burada belirtme durum eki gereksiz kullanılmıştır. Bu sebeple bir anlatım bozukluğu vardır. Cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Doktorun tavsiyesi üzerine her sabah bir saat yürüyor. Burada yok. Her bayram uzaktaki akrabalarına bayram tebriği gönderir. Burada da yok. Yemek davetimizi nazik bir şekilde geri çevirdiler. Burada da yok. Sizin için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Burada da yok benim yerim doğup büyüdüğüm şehir olduğunu yıllar sonra anladım. Bakın burada bir düşüklük var. Yani bir ek, eksik kullanılmış ya da fazla kullanılmış. Benim yerim doğup büyüdüğüm şehir olduğunu. Benim yerimin doğup büyüdüğüm şehir olduğunu yıllar sonra anladım. Burada tamlayan eki eksik. İşte o yüzden bir anlatım bozukluğu var. Cevabımız E seçeneğidir.